Biraz önce Kenan Emirzalıoğlu'nun o bakışını gördünüz. Bir evde, ofiste, yaz sıcaklarında klima yoksa sizin de yapacağınız bakış o bakıştır. Onun için evinizde bir klima bulundurmanız şart. Ama klima fiyatlarından hepimiz haberdarız ve klima fiyatları mükemmel derecede pahalı arkadaşlar. Hem kurulum maliyeti hem de daha sonradan kullanım maliyeti yüksek. Çünkü klimalar az elektrik harcamıyor. Yeni nesil klimalar evet eskiye nazaran yine az elektrik tüketiyorlar ama günümüz için hala bu elektrik sarfiyatı ve getireceği faturalar halen çok fazla. Biz de dedik ki bu sıcak yaz günlerinde kendi evimizi, iş yerimizi, atölyemizi ekstra bir klima maliyetine girmeden ve daha sonrasında da ekstra bir fatura maliyetine girmeden nasıl soğutabiliriz? Şimdi sizlere onu göstereceğiz. Bunun için bize neler lazım? Onlara geçmeden önce yine her zamanki gibi bir kanalımızın reklamını yapalım. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi hadi gelin böyle kullanışlı, güzel ve bizim için fazla masrafı olmayan bir klima için neler lazım? Hemen onları görelim. Ev yapımı klimamız aynen videonun başlığında söylediğimiz gibi çok düşük maliyetli ve çok basit bir şekilde olacak. Bunun için öncelikle bize Strafor'dan yapılmış bu şekilde hazır bir kutu lazım. Bu kutuyu daha önceden etkili bir araç buzdolabı nasıl yapılır videomuzu izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. O videoda araç buzdolabı yapma işinde kullanmıştık. Gerçekten de gayet güzel, gayet etkili bir buzdolabı olmuştu. O videomuzu henüz izlemeyen arkadaşlarım varsa hemen şu ekranın sağ üst köşesinde o videoya ait kartı koyacağım. O karta tıklayarak aracınız için etkili bir araç buzdolabı yapmış olacaksınız. Şimdi hemen esas konumuza dönelim ve klimamız için bize başka neler lazım onları görelim. Bu Strafor kutumuzu şimdilik şöyle bir kenara alıyorum. PVC borudan böyle bir dirsek lazım olacak. Bizim kullandığımız dirseğin ölçüsü yüzlük dirsek diye geçiyor arkadaşlar. Yani 100 mm çapında oluyor. Siz bunun daha düşüğünü veya daha büyüğünü de kullanabilirsiniz kendi klimanızda. Bir de bize bu yapacağımız klimayı aracımızda da kullanabilirim diye 12 voltluk bir araç vantilatörü lazım olacak. Ben elimde daha önceden bulunduğu için eski bir araç vantilatörü kullanacağım. Ama siz yenisini piyasadan 20-25 lira civarında gayet rahat, gayet ucuz bir şekilde temin edebilirsiniz. Bu arada Strafor kutumun maliyetini söylemeyi unuttum. Strafor kutuyu ambalajcılardan 17,5 lira gibi bir paraya, yani cüz'i bir paraya bu Strafor kutulardan elde edebiliyorsunuz. 9 lira da burada gördüğünüz bu PVC boruya verdik. Bu gösterdiklerimin haricinde herhangi bir başka maliyetimiz yok arkadaşlar. Dilerseniz hemen hızlı bir şekilde klimamızı nasıl yapacağız o kısma geçelim. Kendi el emeğimizle hazırladığımız ev yapımı klimamız hazır. Şimdi bu klimamızı nasıl kullanacağız onu göstereyim sizlere. Bu klima için daha önceden buzdolabında bekletip dondurduğumuz su şişeleri lazım olacak bize. Bu su şişelerinde tekerleme gibi oldu. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Bu su şişelerini doldurup dondurduktan sonra tekrar tekrar su doldurmanıza gerek kalmaz. Ayrı ayrı buz oluşturmak için tekrar tekrar dondurup ekstra bir su maliyetine girmeden bu su şişelerini kendi yaptığınız klimanızda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada araç vantilatörümün 12 volt çakmaklık soketi mevcut.
Bunu eğer evde kullanacaksanız bir adet dişi soketle, şimdi muhtemelen biz birazdan öyle kullanacağız. Dişi soketle bu çakmaklarınızı bağlayıp evinizde de 12 voltluk bir adaptörle çok rahat kullanabilirsiniz. Hem de benim kullandığım 12 voltluk araç manipülatörü 300 miliamper gibi bir akım çekiyor arkadaşlar. Siz de kullanacağınız araç manipülatörleri muhtemelen çok düşük akımlar çekecektir. Hadi 1 amper çeksin. 12 watt yapar. 12 volt çarpı 1 amperden watt hesabı 12 watt gibi düşük bir güçle evinizi buz gibi serin hale getirebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız ev yapımı klimamızı isterseniz test edelim. Ama bunu test etmek için dükkanımızın aşağı katına, en alt katına ineceğiz arkadaşlar. Bunun sebebine gelince de hemen şurada gördüğünüz kamera göstersin istersen. Merdiven boşluğumuz var. Kamera göstersin şöyle. Bu merdiven boşluğu burada dururken bizim bu ortamı çok etkili bir şekilde soğutmamız mümkün değil. Nedenini soracak olursanız, biz bu ortamı soğutsak bile ısınan hava yükseleceği için aşağıdan devamlı sıcak hava yukarıya doğru çıkacak ve biz bu ortamı soğutsak dahi çıkan sıcak hava bizim soğuttuğumuz havayı tekrar ısıtacaktır. Onun için şimdi en alt katımıza ineceğiz ve biz bakalım ne kadar sürede soğutabileceğiz bu kendi yaptığımız klimayla. İşletmemizin alt katına indik. Buzdolabımız burada ve buzlarımızı da kutumuzun içerisine koyduk. Şöyle gösterelim buzlarımızı. Evet, gördüğünüz gibi buzlarımız da kutunun içerisinde arkadaşlar. Şimdi kutumun ağzını kapatacağım. Gördüğünüz gibi burada da 12 volt aküm ve çakmaklık soketlerim mevcut. Ben bilerek aküyle çalıştırdım ki aynı düzeneğin arabada da çalıştırılabileceğini bilmeyen insanlar görsünler diye. Şimdi hemen önce ortam sıcaklığını bir gösterelim size. Şu an burası 30 derecenin üzerinde arkadaşlar ama termometreyi ben uzağa koydum ki ne kadar zamanda etki edecek, yani sıcaklığı ne kadar zamanda yükseltecek onu görelim diye buzdolabından uzağa koydum termometremizi. Gelin şöyle termometremizin yanına geldik. Termometremiz gördüğünüz gibi 32 santigrat derece gösteriyor odamızın iç sıcaklığını. Bu oda yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metre öyle olsa, 5 metrede o şekilde olsa 8 çarpı 5 yaklaşık 40 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Odamızın sıcaklığı da gördüğünüz gibi 32-33 derece civarında. Şimdi isterseniz hemen klimamızı çalıştıralım ve termometremiz zamana bağlı olarak ne kadar zamanda ne kadar derece düşecek bunu gözlemleyelim. Şimdi klimamın vantilatörünün soketini taktım yerine ve görüldüğü üzere vantilatörüm çalışmaya başladı arkadaşlar ve klimamın hava çıkışından soğuk hava çıkmaya başladı. Hemen buradan yaklaşık kaç derece hava çıkıyor bir tane onu gözlemleyelim. Şu an gördüğünüz gibi 32 derece ve ben hemen soğuk hava çıkışıma sensörümü tuttuğumda sıcaklık 25 derece, 24 derece, 23 derece diye yavaş yavaş düşüyor. 22 derece, 19, yani 20 derece civarında klimamızın soğuk hava çıkışı şu an baya etkili bir şekilde üflüyor arkadaşlar. Havanın şeyini yaklaşık şuradan falan hissediyorum. Buz gibi soğuk hava buraya kadar etkili bir şekilde üflüyor. Bakalım şimdi odamızın sıcaklığını ne kadar zamanda bu seviyeleri düşürecek, hep birlikte onu görelim. Evet sevgili arkadaşlar, odamızın diğer köşesine geldik. Gördüğünüz gibi buradaki sıcaklık 33 derece civarında ve şu an sesimden galiba anlıyorsunuz. Klimamız da çalışıyor ve soğuk hava üflüyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar zamanda bizim odamızın bu ucundaki sıcaklık yaklaşık 21 derece civarına düşecek. Hep beraber onu görelim.
oda sıcaklığımızı klimamız 20 derece civarına kadar gayet güzel bir şekilde düşürdü. Şimdi isterseniz klimamızın içerisindeki buzlar ne durumda bir onu görelim. Ve bu sıcaklığa da arkadaşlar yaklaşık 2 saat gibi bir sürede düşürdü. Oda içi klimamız 2 saat gibi bir sürede odamızın 30-32 derece civarında olan sıcaklığını yaklaşık 20 derece civarına indirdi. Şimdi isterseniz gelin şöyle kamerayı bir yaklaştıralım ve buzların durumuna bakalım. Yani ne durumda buzlar, ne kadar erimişler, ne kadar erimemişler, onları bir görelim. Bakın arkadaşlar, buradaki buzumuz yarı yarıya erimiş gibi, halen %50 buz var içerisinde. Şu da öyle, bakın bunu zaten yarım koymuştuk arkadaşlar. Bu da buzunun bir kısmı erimiş, bayağı büyük bir kısmı erimiş. Küçük şişemiz tamamen neredeyse su olmuş arkadaşlar. Şu küçük şişemiz de tamamen su olmuş. Şu da öyle, %50 kadar buzu erimiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutumuzun içerisindeki, yani klimamızın içerisindeki buzların durumu da bu şekilde. Şimdi çekeceğim. Ne kadar etkili bir şekilde çalıştığını hep birlikte görmüş olduk. Bu şekilde evinizi, odanızı gayet güzel bir şekilde soğutabilirsiniz. Hem de hiçbir klima maliyetine, klima masrafına katlanmadan. Oda sıcaklığı nasıl oldu da biz buradan 20 derece civarında bir hava alırken 19-18 dereceye düştü diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi de tamamen şu. Bizim klimamız odanın içerisindeki havayı soğuttukça odada soğuyan hava tekrar klimamızın içerisine girip tekrar buradan üflendiği için o seviyelere düştü. Yani soğuyan havayı tekrar soğuttuk. Öncesinde 32-33 derece civarındaki havayı buradan geçirerek soğutuyorduk. Daha sonra oda sıcaklığı düştükçe klimamızın içerisinden geçen o sıcak havanın yerini artık daha soğuk hava almaya başladı. Ve bu sayede klimamız 18 derecelere kadar düşürdü. Bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bu videomuz da buraya kadar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.